Çekiyor mu? Çekiyor. Merhaba sayın seyirciler. Bir Gökbörü programında yine sizlerle beraberiz. Önce kısa bir çekim yaptım çevreyi sessizce. Hepiniz şaşırmışsınızdır. Buralar neresi? Bu güzel mekan, bu güzel dağlar, bu güzel vadi, bu güzel yer neresi diye hepiniz merak etmişsinizdir. Şöyle diyelim. Karaman, Türkiye'mizin güzel illerinden yine Karaman. Biz ayrıca Karamanlı olduğumuz için bir Karaman sevdalısıyız. Öyle diyelim ve öyleyiz de. Karaman merkeze bağlı, Bucakışlar nahiyesine bağlı. Karaman'a aşağı yukarı 1,5 saat uzaklıkta mesafede. Kalaba köyünün sınırlarındayız. Şu anda büyük bir vadinin üzerindeyiz. Az önce Türkiye'de ender rastlanan taş köprüyü geçtik. Bu gördüğünüz aşağıdaki köyümüz Kalaba Köyü. Özellikle hayvancılık ve tarımcılıkla uğraşırlar. Birçoğu da bal üretimi konusunda epey uzman bir köyümüz. Karşı tarafta Bayır Köyü var. Bu bölgenin en kalabalık, en yoğun köylerinden birisi yine orası. Az ileride Akçaalan var ve Karaman'a doğru, doğu yönüne doğru şu anda efendim çekimimizi yapıyoruz. Şu gördüğünüz yerden geçen yıl Grider uçtu, aşağıya gitti. Bir köy hizmetlerine bağlı, il özel idareye bağlı Grider uçtu. Tabii çok büyük bir sıkıntı, acı oldu. Şoförü öldü, Allah rahmet eylesin. Şimdi size şuradan taş köprüyü göstereceğiz tekrar. Gördüğünüz gibi burası taş köprü. Üzerinden insanların, hayvanların ve araçlarınla geçtiği burası bir köprü. Buraları görmenizi, buraları tanımanızı, ülkemizi bilmenizi istiyoruz. En güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Ayrıca şu tarafta Soğuk Pınar diye bir buz gibi suyu olan yerimiz var. Muhtarım nasılsın? Şu anda Kalaba Köyü'nün muhtarı ve azası yanımızda. Köyümüzle ilgili, evet. Hoş gelmişsiniz efendim. Köyümüzle ilgili ne söylüyorsunuz şu anda? Neredeyiz? Nasıl bir yer burası? Burası Karaman. Merkez Kalaba Köyü, Otluk Mahallesi'ne giden yoldayız. Burası yaklaşık köye 4 kilometre. Bu tarafında Tarihi Taş Köprü var. Bu tarafında Otluk Mahallesi var. Burası işte vadi, köye doğru. Çavşağımız var orada, çok buz gibi suyla. Buz gibi suyumuz var, çavşağımız var Otluk Mahallesi'nde. Orada maden kazmaya başladılar. Allah azim verirse maden çıkarsa İnşallah. Köyümüzün gelişmesiyle ilgili bir iki ileri adımlar atılmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yolumuzun da işte asfaltlanmasını yetkililerden istiyoruz. Bu arada bu sizin videolarınızın dağıtıl projesi üzerinden duyuru yapalım. Hazırlığı olsun tabii. Burası çok güzel bir yer, çok güzel bir yayla. Gerçekten. Burası harita. Eskiden harita vardı orada. Uçakların gelip gittiği yön tayini gösteren tamam. Bir tane haritanın başı derler oraya, yüksek kaya zirveye. Bir tane taşı karşıda zirvede kayanın başında vardı. Bir pusula, harita pusulası.
Burada şimdi ne yaşıyor? Burası işte harita yüksek vadi işte çobanlar geliyor. Evet, şu anda Avrupa ile bir bağlantı mı gerçekleştiriyoruz? Evet. Hollanda. Karabağ köyümüzün sakinlerinden Hacı Saygın'la beraberiz. Bir taraftan da Hollanda ile Teheran'da bağlantı kurdun. Burayı halkımızın, insanlarımızın gelip görmelerini istiyoruz. Çok güzel bir yayla. Gelsinler, bir tanısınlar, görsünler. Öyle mi muhtarım? Evet, evet, aynen. Sayın başkanımızın sayesinde inşallah tanıtımımız devam ediyor. İnşallah. Dağımızda ne tür hayvanlar yaşıyor? Muhtarım? Her türlü kekliktir, tavşandır, domuzdur, bozayı, özellikle bozayılar var. Yukarıda geyik var, bir iki geyik, yeni 3-5 senedir geyik meydana gelmeye başladı bu karşı dağlarda. İnşallah buralarda da çevre koruma da korumasıyla keklik saldık. Bunlara bu geyikleri, keklikler, hayvanları biraz koruyacağız. Korumamız da gerekiyor. Yoksa hepsinin nesli bitmek üzere. İnşallah. Özellikle avcılarımız. Evet. Av nesli azalmakta. Birçok tür yok oldu, hala da yok olmakta. Onun için lütfen far avı gibi izinsiz zamanda avlanmaları, zamansız avlanmalardan vazgeçelim. Özellikle bunlara çok dikkat edelim. Buralar yaşam alanı olması için burada canlı türlerinin olması lazım. Doğanın, tabiatın yanında. Onun için buradaki canlı türlerini de koruyalım. Domuz ve ayılar biraz zarar verse de onlar da doğanın birer hayvanı, canlısı. Evet, aynen. Boğutçacı değil, avcı olalım. Tamam. Sözün özü, kısası bu. Görüşmek dileğiyle Karabağ köyünden selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Başka bir videoda buluşmak üzere.